Yılların geleneği altın günleri. Kadınlar kendi aralarında buluşur, işte pasta, kek, börek eşliğinde sohbet ederdi. Gün sonunda altın sırası kimdeyse o kişiye altınları teslim edilirdi. Bir nevi bu kadınlar arasında para biriktirme yöntemiydi. Ama altının gramının bile 1700 liraya dayandığı bu günlerde artık altına yaklaşabilmek çok zor. Altın günleri 100 lira gününe dönmüş durumda. Altın yok artık, paraya dönüştürdük. Geçen sene 100 liraydı, bu sene 200 yaptık. Yılların geleneği altın günleri adeta tarih oluyor. Pek çok kişi artık altın alamadığı için o günü lira gününe çeviriyor. Kadınların kendi arasında yaptığı altın günleri de para günlerine dönüştü. Gram altın 1700 liraya dayanınca 200 lirayla gün yapılır oldu. Altın günü kahve günü olarak değiştirdik. Kahve günü yapıyoruz artık. Günde çay yaptığımız zaman börekler, kekler bayağı bir masraflı oluyordu. Düşündük ne yapalım, nasıl bir araya geliriz komşularla. Dedik biz bunu daha az şeyle kahve gününe çevirelim. Eskiden yapamazdık canım. Çünkü maddi durum hiçbir zaman iyi olmadı. Olmadı gibi hala da aynı devam ediyor. Değil altın günü, ekmek alacak para olmuyor, bazen yeri geliyor da. Değil altın, para günü bile yapılamaz oldu. Yılların geleneği bozuldu. Annelerin, teyzelerin vazgeçilmezi altın günleri de enflasyona yenildi. Bir yılda neredeyse ikiye katlandı altın fiyatları. Artık ekmeği düşünmekten altına sıra gelmiyor. Önceden yapıyorduk, şimdi altın biliyorsunuz 2000 küsür oldu. Şimdi artık yapamıyoruz. Tabii o zaman daha güzeldi. Şimdi mesela emekli maaşları 7-600 bizim kaldı. Neyle altın alacağız? Yapıyorduk ama şu an hiç yapamıyoruz. Neden? Neden? Çünkü imkanlar çok zor. Yani ekmek bile 10 lira olmuş. Çoluk çocuk. Geçim çok zor. Altın günü yapıyorduk. Bir de arkadan Yasin okuyorduk. Çok güzel oluyordu. Ama şimdi yapamıyoruz işte. Hepimiz yaşlandık. Beylerimiz hasta. Yatıyor, uğraşamıyoruz.